Herkese günaydın. Evet, ağaç yaşken eğilir diye boşuna dememişler. Mikael, bir tık daha düzeltmen lazım oğlum. Az bak yastığını falan da düzelt aşkım hadi. Yataklarını sabah kalktıktan sonra ilk yapmaları gereken şey yataklarını toplamak. Mesela yastığını yorganın üstüne koyabilirsin. Heh, tamam şimdi. Günaydın. Oo, yerim seni. Yüzünü yıka. Tamam mı? Hadi bakalım saçların da tara. Kızım da çok güzel yaptı. Aslında Mikale de böyle yap dedim ama o böyle yapmayı daha kolayına geldi. Ömer Halis yine benim yanımda yattı. Aferin benim kızıma. Çok güzel yaptın. Oo, günaydın. Hayırlı sabahlar aşkım. Hadi bakalım Mikale'den sonra sen de. Elin yüzünü yıka. Kıyafetleri akşamdan çıkarmıştık. Gülşen zaten hemen giyindi. Tamam, o iki yastıkları da al oradan. Al bakalım onları. Tutma da sevk edelim. Akşamdan buraya çamaşır koymuştum. Aslında kurumuşlardı da. Vallahi ne yalan söyleyeyim, kaldırmayı canım çekmedi, yoruldum. Bugünkü hava durumu. Şuradan hemen belli. Yağmur yağmış. Almanya işte. Neyse. Burayı kapatalım. Azıcık cam açayım. Olamaz. Bu çamaşırları da kaldıracağım birazdan buradan. İki makinelik çamaşır vardı burada. Bir siyahlar, bir de açık renkliler. Size az sonra kaldıracağım ey vatandaş. Burayı da açalım 2 dakika. Aslında artık bir camlarımı silmem lazım. Ama inanın cam silmeye vaktim yok. Salonun camını sürekli siliyorum. Çünkü oraya bahçeye sürekli çıktığım için gözüm görüyor. Ama mutfağın camına bakar mısınız? O kadar leş gibi ki resmen bağırıyor beni sil diye. Neyse birazdan 2 dakika bir sileyim burayı. Ömer ağrısı uyurken. Şuraya bir kahve suyu koyayım. Çocukların beslenmelerini de hazırladım. Kayış. Mikael'e böyle şeyler sipariş verdim. Çok güzel sticker. Amazon'dan sipariş vermiştim. Şöyle Mikael. Kayış. Buraya ne gelmiş? Ha, tamam. Bir şey gelmiş sandım da çeşnili labne sürmüştüm. Şimdi Gülşen'i de almam lazım. Gülşen'inkiler aldım da Gülşen'inkiler gelmedi. Bu da Mikael'in. O artık ortaokul olduğu için böyle atıştırmalık verebiliyoruz. Şunları da Ömer Halis'e sipariş verdim. Anaokuluna götüreceğim eşyalarına etiket. Bakın şöyle. Kağıt değil. Şöyle kaygan bir değişik bir şey. Yani yırtılmayan sağlam bir şey. 150 tane almışım. Hangi akla hizmet 150 tane aldıysam. Ve evden çıktık. Küçük asker. Evden çıktık bakalım hayırlısıyla. Bugün birazcık daha geç çıktık. 9. Tamam, o kadar çok koşma sen de. Gel.
yürümek istemiyorum diyor. Çok yoruldum diyor. İstemiyorum. Tamam, çok az bir şey yürüyeceğiz, gel. Az kaldı oğlum, anne ehliyetini alsın, ondan sonra hiç yürümeyeceğiz, hep arabayla gideceğiz, tamam? Abandan gitmeyeceğiz. Bugün direksiyon dersim var. Ne yaptım sabah? Abandan gitmeyeceğiz, otobüsten gideceğiz. Tamam, otobüsle gideceğiz. Şimdi demin evden çıkmana bir taksi şirketini aradım. Ve saat öğlen 12'ye anaokulun önüne bir taksi rica ettim. Önceden ön rezervasyon ayarlamam gerekiyordu. Çünkü dün de aramıştım. Taksi şirketi Mikael'i de almam lazım çünkü. Ama hiçbir şekilde taksimiz yok demişlerdi. Tamam, tut elimden, tut. Anne yardım etsin sana. Tut elimden. Şimdi neden taksi çağıracaksın? Otobüste gitmiyorsun diyen sesler duyuyorum. Ömer Halis saat 12'de çıkıyor. Mikael de 12:20 geçe çıkıyor. Ömer Halis'in okulun oradan otobüs 12:28 geçe geçiyor. Ve benim iki vasıtayla Ömer'in Mikael'in okuluna gitmem lazım. Yani Mikael'in okuluna varmam saat 1:20-1:30 gibi falan olacak. Yani tam 1 saat Mikael okulun önünde beklemek zorunda kalacak beni. Bekletmek istemiyorum tabii çocuğumu. Orada niye 1 saat bekleteyim kapının önünde? O yüzden taksi şirketini aradım. Babamın çalıştığı firma maalesef doluymuşlar. Saat 2'den önce taksimiz yok dedi. 2'ye kadar doluyuz dedi. O yüzden başka bir şirket aradım. Yine babamın daha önce yaklaşık 10 yıl, 12 yıl çalıştığı bir firmayı aradım. Dedim işte filanca yerden anaokulundan filanca yere ortaokula gideceğiz. Oradan ne dedim, filanca yere gideceğiz. Bakalım ne kadar tutacak, ben de çok merak ediyorum. En son durağım amcamlar olacak. Oğlanları amcama bırakıp oradan saat 1'de de direksiyon hocasıyla dersim var. Ona da kendimi nerede bıraktıracağım? Vallahi artık bilmiyorum ama bugün Covid testi yaptırmam lazım. Çünkü akşam saat 7.30'da Gülşen'in okulunda veliler toplantısı var. Tüm veliler sınıfta olacak. O yüzden ya aşı olmamız gerekiyormuş ya daha önce koronavirüs atlatmış olmanız lazım. Eğer bu ikisi yoksa da test olmanız lazımmış. Artık gideceğiz, testimiz olacağız. Yapacak bir şey yok. Öyle. Hadi bakalım gidelim. Evet sevgili takipçi kankalarım. Oğlanları amcama bıraktım. Şimdi kurs hocamın, direksiyon dersi hocamın, yani Musa'nın beni alacağı yere gidiyorum. Ömer Halis'te nasıl geçti bugün? İnanılmaz güzel geçti. Allah'ım dileyim dağa taşa nazarım değmesin inşallah. Bugün hiç beni sormamış, hiç beni aramamış ama yine de ben oradaydım. Beni görmek isteseydi de öğretmen dedi ki, sınıf öğretmeni. Bugün dedi sen dedi, yine dedi ön tarafta otur, kahveni iç. Ama dedi seni dedi sorduğu zaman dedi, senin yanına dedi getirmeyeceğim dedi. Telefon açacağım dedi, sesini duymasını sağlayacağım. Hani bilsin annem bir telefonun ucunda. Ama hiç aramadılar. Sonra hiç aramadılar. Aramadığı için bir saat sonra falan böyle 2 dakika bir Ömer'i bırakıp hemen yanıma gelmiş. Çok güzel geçiyor dedi böyle sessiz bir şekilde. Çok güzel geçiyor dedi, çok güzel dedi. Her şey yolunda dedi, tekrar yine geri gitti. 2 saatin sonunda tabii ki ben çıktım dışarı. Bahçeye de güzel alıştı. Sıkıntı yaratmadı. İyiydi. Yarın dedi şey yapalım. Bırak. Ondan sonra hani buralardan dedi çok uzaklaşma ama dedi hani koridorda da kalma. Şimdi Rümeysa'ya yazacağım. Yarın Rümeysa'ya kahve içmeye Rümeysa'ya gidelim. Çünkü anaokuluna çok yakın. Dedim tamam dedim. Burada dedim bir arkadaşım oturuyor. Dedim beni aradığınızda 5 dakikada hemen burada olabilirim. Eve gidip geldiğime değmiyor tabii. Otobüse gidip geleceğim için. Öyle bakalım. Güzeldi çok şükür. Taksi olayına şimdi mutlaka soracaksınız. Taksiye ne kadar para verdin? Çünkü ben çok merak ediyordum.
Dün de söylemiştim galiba videomda. Bir Alman bayanla böyle hani tanıştık, arkadaşlık. Artık bugün 4. günümüz. Sürekli orada 2 saat boyunca sohbet ediyoruz. Ona dedim böyle böyle taksi hani buhun yaptım. Hani ayarladım, saat 12'de gelecekler. Alacaklar işte, buradan şuraya gideceğim, buradan buraya gideceğim, oradan şuraya gideceğim. Dedi ki manyak mısın dedi. Sen dedi kafayı mı yedin? Kendisi bu arada otobüs şoförü. 10 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyormuş. 20 yaşında başlamış otobüs şoförlüğüne. Şu an 1,5 yaşında kızı olduğu için ara vermiş. Ama diyor anaokuluna diyor alışsın. Tekrar diyor başlayacağım. Mesleğime geri döneceğim. Sen dedi kafayı mı yedin? En az dedi 40-45 öyle tutacak. Bana dedi onu öyle dedi Beyazıt. Ben dedi seni dedi götüreyim. Ciddi misin dedim. Evet dedi. Ne var ki dedi, yani zaten vaktim var. Bir dedi 10 euro'luk dedi benzin atsan dedi yeter. 15 euro verdim ona. Araba şeyini koydum böyle gözüne. 15 euro verdim ona. Valla gittim geldim hemen. İyi oldu. Şimdi şuradan buranın fırından küçük böyle bir ekmek tarzı bir şey alayım. Çünkü açım. Açtım. Hiçbir şey yemedim. Bir sabah bir bardak su içmiştim. Bir de demin anaokuluna kahve içtim. O yüzden hocanın da gelmesine 15 dakika var. 15 dakikada şöyle atıştırmalık bir şey alayım kendime. Ondan sonra araba süreceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biz geldik. Hemen şöyle dün pilavı bayağı çok yapmışmışım ben. Böyle orduya yetecek kadar. Ama şimdi ne yapıyorum? Dünden kaldırdı, buzdolabına koymuştum. Bozulmasın diye. Şimdi geldik. Amcamın oğlu da burada. Büyük oğlu. Hemen pilavı, dünden kalan pilavı ısıtayım dedim. Çünkü hepsi okuldan gelmiş oldu. Sen yemez pilav. Sen hiçbir şey yeme. Tamam, sana başka bir şey yapacağım, tamam? Ne istiyorsun? Bisküvi mi? Bir yandan da hemen yine şimdi bu öğlen yemeği. Tamam. Aha, tamam. Bir yandan da hemen şurada ocağa et atacağım. Bu beyaz tenceremi seviyorum ama et yemeği yaptığım zaman kesinlikle aynı şeyde pişirmeyi tercih ediyorum. Bunun altı şimdi bir ısınsın. Bu mu diyorlar? Evet, oraya olanları bir pilav koyayım ben. Pilavı olanlara paylaştırdım. Pilavdan eser kalmadı. Ama tabii ki akşam için yeniden yemek yapmam lazım. Kız neydi bu anaların çilesi? Direksiyon dersinden geldim. Ama bugün benim kendi açımdan öyle pek verimli geçmedi. Bugün kafam hiç yerinde değildi. Bildiğim şeylerin hatasını çok yaptım. O yüzden arabadan indikten sonra sinirden birazcık ağladım. Biraz dedim yaklaşık 20-25 dakika. Yani sakinleşmem bir 25 dakikamı aldı. Bilmiyorum, kafam çok dolu, çok stresliyim. Of, bilmiyorum ya. Duygularım karmakarışık gerçekten. Şunu bir atalım ocağa da konuşuruz bahçede.
Evet, et yemeğimizin son hali arkadaşlar. Böyle bu şekilde bırakıyorum. Kuru olmuyor, güzel oluyor. Sulu yemek olarak da sevmiyorlar. Ya yapınca yiyorlar da şimdi yanında pilavı öğlen yedikleri için yanına pilav yapmayacağım için sulu yemek olarak yapmaya da gerek yok. Böyle böyle bu şekilde iyi. Yanına bir de akşam yiyeceğimiz zaman bir salata, ayran. Oh mis. Böyle bakalım. Şimdi şöyle bir onun etrafını sileceğim. Kendime azıcık bir çekirdek koydum. O ara bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi lavaboda bir iki bir şey var. Onları bulaşık makinesine yerleştirmiş. Tabakları da yerlerine koyayım. Şunu da kaldırayım şuradan. Mikael de okuldan gelirken birkaç mektup falan getirmiş. Onları okuyacağım şimdi. Bir bahçeye geçeceğim. Şu bulaşıkları da şuradan halledip bahçeye geçeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi akşam yemeğini yemeden önce, bilmiyorum sabah söylemiş miydim, saat akşam 7.30'da Gülşen'in okulunda veliler toplantısı var. Tüm aileler gelecek. Bu 3G kuralı geçerli. Ya test olmanız lazım, ya aşılı olmanız lazım, ya da daha önce Covid'i atlatmış olmanız lazım. O yüzden ben de şimdi randevu yapmıştım. Bir test olup geleceğim. Evet, tekrardan kuş alımı taktım ve Meryem ablayı bekliyorum. Bizim kızlar aynı sınıfta. Çelik geçe dışarıda ol dedi. Onunla birlikte gideceğiz toplantıya. Çocuklar nerede, kimle diye soracak olursanız babalarını çağırdım. İş çıkışı buraya geldi. Dem birlikte yemek yedik. Vallahi sofrayı bile kaldıramadım daha. Şimdi o çocukların yanında ben de bir toplantıya gidip geleyim, bakalım ne diyecekler, ne yapacaklar. Bu köşeye uzun zaman oturup keyif yapmadım. Bu mutfaktaki köşemi hep ehliyet dersi çalışmak için oturuyordum burada. Saat şu an 10. Saat 9'da evdeydim. 7.30'da veli toplantımız. Veli toplantı derken çoğu aileler yoktu zaten ama yine bayağı bir kişi vardık. Bir 10 12 kişi falan vardık galiba. Şimdi yeni bir dönem başladı. Yeni bir okul yılı, yeni bir dönem ve işte yeni bir öğretmenimiz var, sınıf öğretmenimiz. Hem tanışma gibiydi, hem işte bir yıllık değil, 6 aylık müfredatını anlattı. İşte yapılacak gezileri vesaire. Böyle okulla alakalı, öğrencilerle alakalı, öğretmenin kendi disipliniyle alakalı, görmek isteyen veya görmek istemediği şeyler alakalı böyle bir toplantıydı. Daha sonra sınıf falan gezdik vesaire, 1,5 saat sürdü. 9'u geçmişti eve geldiğimde. Çocukların babasını yolcu ettim. Ondan sonra Mikael'e, ben her akşam şey yapıyorum. Artık Mikael hani ortaokula geçti ve ders kitapları artık hep eve getirmesi lazım. Ders planına göre gösterdim. Ben ona 2-3 gün böyle gösterdim. Şimdi böyle başında durmuyormuş gibi yapıyorum ama mutfakta bir şey yapıyorum ama onu da buradan doğru böyle bir takip ediyorum. Bakayım hani doğru mu yapıyor diye. İşte hani dedim bütün çantanı boşalt. Ders planını çıkar. Yarın hangi dersin hangi derslerin olacaksa tek tek onların kitaplarını ve defterlerini ve dosyalarını çıkar, çantana diz. Neyse, yarın giyeceklerini falan hep bir akşamdan planlıyorum arkadaşlar. Sabaha bırakmıyorum stres olmamak için. Beslenme kutularını falan yıkadım, sularını doldurdum. Beslenme kutuları orada, sabah kalkınca onları kaldırmadan ilk önce beslenmelerini hazırlıyorum.
Bu şekilde o zaman çocuklar böyle hani akşamdan kıyafetlerini ayarlamış oluyorlar. Onlara da kendilerine işte fikirlerini soruyorum. İşte yarın ne giymek istiyorsan hemen çıkart. Böyle rafın üzerine koy. Yarın sabah kalktığında yüzünü yıkayıp dişlerini fırçalayıp hemen üzerine giyeceksin. Yani ikisinde spor dersi var. Spor çantaları falan hazırlandı falan derken vesaire vesaire neyse. En son masayı toplayamadan yani mutfakları toparlayamadan hemen evden çıkmak zorunda kalmıştım. Ama tabii ki de mutfağımı yaptım. Tabii ki de toparladım. Yok. Tabii ki de asla mutfakta bulaşıkla yatmam. Çünkü evin neresi dağınık kalırsa kalsın sabah kalktığınızda her yeri çok acele toparlayabiliyorsunuz. Ama eğer mutfak akşamdan dağınık kalırsa böyle birkaç kez benim de başıma geldi gelmedi değil. Ben de böyle kusursuz bir insan değilim. Mutfak dağınık kaldığı zaman evde ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde o iş bitmiyor. O yüzden her yer dağınık olsun ama mutfak dağınık olmasın. Her şeyleri yaptım. Makine çamaşır attım akşam akşam. Dedim sabah kalkınca asarım. Öyle bugün direksiyon dersin kötü geçti demiştim. Bugün çok ağladım. Hatta direksiyon başında da böyle sadece sürük ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Ama böyle orada da yani çok tutamadığım zaman da oluyor. Yani artık son 10 dakikasında böyle çok sıktım kendimi. Gözlerim hep böyle dolu 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 dolu. Hoca şimdi bir şey söylüyor. Benim buradan böyle. Aslında kötü bir şey söylemiyor. Diyor ki hani bugün de senin günün değil. Çünkü hani sen ben senin diyor nasıl bir öğrenci olduğunu biliyorum. Böyle benim bir kere söylediğimi ikinci tekrarlama gerek kalmıyor. Hani süper işte hani direkt beynin kaydediyor. Hani ertesi gün geldiğinde onu bilinçli bir şekilde geliyorsun. Ama bugün inanır mısınız bildiğim hiçbir şey yapamadım. Kafam asla yerinde değildi. Aslında hani bayağı böyle motiveyle gitmiştim ama artık bu komple bir haftanın yaşadığım stresi mi oldu artık bilmiyorum. Yani şu tablik hiç yapmadım. Yani omuz bakışları hiç yapmadım. Oysa ki biliyorum mesela hani öğrendim. Artık onu bayağı oldu öğrenelim. Nedense bugün böyle bir pedalda da böyle bir pedala basmamak gibi bir şeyim vardı. Vites değiştireceğim pedala basmıyorum. Vites değiştirmek mesela benim en çok keyif ve zevk aldığım bir şeydi aslında. Ama bugün onda da böyle çok fazla dikkat etmedim. Bayağı böyle üçte duruşlar yapıp kalkış yapmaya çalıştım. Ama bayağı böyle bir saçmaladığım salak salak şeyler. Of, o yüzden çok üzüldüm. Çünkü bildiğim şeylerin yanlışını yapmak yani bildiğim şeyi doğru bildiğim şeyi yanlış yapmak benim biraz böyle bir motivemi düşürdüm. Ama işte hocam dedi ki kesinlikle motivenin düşmesine izin verme. Ben dedi hani izin vermiyorum. Neden motiveni düşünmüyorsun? Çünkü bazen de oluyor insanlarda. Yani bu çok güzel profesyonel araba süren insanların da başına gelebiliyor. Öyle bakalım. Yarın ders yok. Cumartesi bilmiyorum. Belki spontan çıkarsa giderim. Ama onun dışında öyle. Yani o tabii mesela hani söyledi anlattı. Ben hani biliyorum da bir de hani hatamın ne olduğunu da biliyorum. Dikkatsizdim yani bugün bayağı bir dikkatsizdim 90 dakika boyunca. Sanki ilk defa araba kullanıyormuş bir direksiyona ilk defa geçmiş biri gibiydim. Neyse hocam işte hani böyle konuştuk ettik. İşte bana anlatıyor anlatıyor. Ben cevap veremiyorum çünkü ağzıma tek bir kelime çıksa bayağı böyle ağlayacağım. Şimdi anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ben hep böyle kafa sattım. Yapıyorum. Sonra anladı dedi ki ağlıyor musun dedi. Ben böyle baktım. Ondan sonra tabii hemen böyle motivemi yükseltmeye başladı. Dedi ki hadi de sakın dedi hani böyle yapma falan falan. Neyse ben arabadan indim. Şu köşeye geçtim. Ben böyle var ya koyverdim. Köşeden geçtim. Kendimi koyverdim. Eve geldim. Bir 20-25 dakika bayağı böyle bir salyosunu kanladım. 25 dakika sonra falan böyle bir sakinledim. Niye? Çünkü çocuklar geldi. Yemin ederim şu ağzımın tadıyla depresyona bile giremiyorum çocuklar. Sağ olsun çocuklar beni kendime getiriyor ben. Böyle ondan sonrasında biliyorsunuz zaten yemekti bilmem neydi test yaptırmaya gitti. Falan. Testi de yaptıramadım bu arada. Zaten gerekli de değilmiş. Ben onu nerede okudum ne yaptıysam artık kafamda nereden ne kaldıysa. Zaten olmadı da yanlış yerden randevu alıp yanlış yere gitmişim. Öyle. Ne bak 7 dakikadır konuşuyorum. Aman yemin ederim ne çenem düşük bir kadınmışım ya. Ama seviyorum sizlerle sohbet etmeyi. Çünkü benim de bu yaşadıklarımı yani hani böyle anlatmak istiyorum. Belki 100 kişiden 20'si sıkılıyor olabilir. Kapatın gitsin. Ama 80 kişinin biliyorum ki dikkatini çekiyor. 20 bin kişiden de eminim bir 15 bin kişinin hoşuna gidiyorsa 5 bin kişinin de hoşuna gitmeyecektir. Yapacak bir şey yok. Ben konuşuyorum arkadaş. Neyse ne yapalım zengin kalkış yapalım. Benden bugün bu kadar. Çok bir şey yoktu yine ama yani böyle rutin bir günümdü. Umarım inşallah baştan sona keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yarın tekrar yine atraksiyonlu hayatıma sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.